Merhaba canlar, selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir. Canımız bugün çiğ köfte istedi. Ben de bildiğim kadar yapacağım. Çok çok da usta dilim. Profesör gibi dilim ama yani yine de gördüğüm, bildiğim ne getirmiş bana? Pul biber, isot. Atıyoruz biraz. Biraz acısı biberimiz var. Çok da acı atmayayım, abartmayayım. Çocuklar yemez. Evdeki biberden de atayım. Allah her şeyi ya. Bir daha bazı bir şey tuttu. Koyacağım başka. O maydanoz. Daha maydanoz ince mı? Doğraman gerekirdi onları. Daha ince doğrayım onu. Maydanoz ince doğradım ama. Çiğ soğanları da daha olsun artık. Onları yoğuracağım. Şu kalsın. Tuz getirebiliriz. Bunu ağzını gevşetmeye... Dur ben onu gevşeteceğim. Dur. Kuru biraz yoğurmak şart. Şimdi ben sana ne getireyim? Ne? Sen bana ne getireceksin? Ben yoğururum. Şunları kaldır. Bunlar tamam. Ben biberi tabağıma koyarım fazla yersem. Tamam. Bunları kaldırayım mı? Onları da kaldır anne. Kaldırayım mı bunları? Bunları yeni aldık. Benim istotum yoktu. Bir de acı. İstersen azıcık daha isot atabilirsin. İsot rengi şey. Rengini. Rengi döndürüyor ya. Ne getireceğim? İşte ya domates sosunu açacaksın. Normal rendeleyip yapıyorum ama nasıl olsa şey var. Ay pis. Bugün çayla. Ne yapalım dedik? Çiğ köfte yapalım. Hemen koyayım onu. Hı-hı. Biraz ben bunu öldüreyim. Tamam. Öldürürüm. Bunu öldüreyim ben biraz. Aklına başka unuttuğum bir şey var mı? Naneyi bol koydum. Naneyi koydum. Acı biber salçasını koydum. Normal. Salçanından bir de geçen de şeyden isot aldık işte 10 liralık kadar. Hı. Deniz çiğ köftesiydi ya. Hı. İsotunun nanesini aynı böyle. Az koydum. Ama ben azıcık kaynar suyla yaptım. Şimdi yalan söylüyorum. Hile yapmışsın sen. Ben hile yaptım çünkü gücüm yetmez diye hile yaptım onu. Ha, iyi yaptın. Fark etmez. Ama aynı malzeme. Hani tadı aynı olur. Olur. Elini mesela buna şey ceviz çekip koyuyorlar artık. Kıyma kullanmıyorlar. Tabii canım. Hayır kıyma da kullanıyorlar günlük yapan. Aynı güne mesela ayran yaparsın, şey yaparsın. Haa ne güzel olur. Biraz da ama biz ayran yemeyeceğiz. Emine buzluktan balık çıkarttı. Ayran yemez mi? Soğanları biraz tahtan varsa tahtanın üstünde. Şey yapayım değil mi? Ağza gelmesin. Çünkü bu çiğ köfte. Biliyorum. Sen kıvırcın da var dedin ama. Var kıvırcık da doğru mu içine? Yok içine dur. İçine doğramaz ki doğru. Yok şey şu örtüyü üstüme içine alsın anne. Tamam. Rahat edemedim. Nasıl küçük doğru da sonra biraz daha incecik. Ben niye öyle şey yaptım ki? Normalde gözükmez. Hırkalı çıkardım ki pehlivan gibi yoruyum. Ben almıştım. O zaman binden bayağı uyguna gelmişti. Bir ara geliyor ya böyle ara ara. Ben de var sanıyorum. Nereden biri? Ya buna tereyağıyla yumurtayı da en son atıyorlar Urfalılar. Yalancı çiğ köfte diyorlar ama her şey aynı. Bir kıyması hariç. Benim çağırmam. Ben seni çağırdım annem. Şu maskemi çıkar. Gel şu örtüyü de at çöpe ona git. Şu örtüyü de bir üstüme kapat. Sofra besin anne. İyice şunu da kapat. Aferin benim güzel kızım. Ben bunu yavaş yavaş
yoruyum. Canlar iyisinizdir inşallah. Akşama balık var. Buzluktan bilmiyorum ne balığı çıkarttı Emine. Hiç fark etmez benim için balık olsun da. Yeniyor çünkü balığın her çeşidi güzel oluyor ya. Tabii bu emek istiyor öyle. İki yoğurmayla olmuyor. Kısır gibi. Nasıl terliyorlar değil mi bunu yoğuranlar? Tabii ben o kadar ustası değil. Ustasıyım desem yalan. Tuzuna bakacağım ama azıcık bir şey. Evet, tuza gerek yok. Salçalar tuzluymuş. Ama bir şey eksik ama niye eksik? Çözemedim. Domates salçası yok mu acaba? Bir şey eksik ama domates sosu koyacağız. Domates salçası yok herhalde. Ay ben bunu yoğururken de yutkuluyorum. Çok sevdiğim için acıyı. Tabii ben tabağıma koyarım bayağı bir biber. Bunu o kadar acı yapmıyorum. Çocuklar seviyor ya. Normal acılı. Evet. Bugün karar verdim. Almina diyorum. Sari. Ben artık gelmiyorum kızım İstanbul'a. Halanla kalacağım gülüm benim. Siz annenle kalın orada. Annesiyle mutlu Sari. Ben artık İstanbul'a gitmiyorum Almina. Artık sizde kalacağım. Kal. Ne dersin bu işe? Güzel. Nasıl yani? Ne kadar güzel mesela. Sıkılır da bilirsin benden. Yok neden? Olabilir. Şunu iyicene çek kızım. Nasıl yani? İyicene yok. Beni çek. Ay bir şey olmaz. Sulu biliyorum. Çek. Heh. Bu tarafı da çek iyicene yavrum benim. Aferin. Ne kadar kalayım sizde? Çok yıllar kadar. Kalayım mı? Kal. O zaman Sari'ye de söyleyelim. Gelmiyorum ben İstanbul'a diyeyim. Sahi de gelsin. Ama onun annesi babası İstanbul'da nasıl gelecek? Orada çalışıyorlar değil mi? Keşke yanına gelebilseydi. Acaba sen Vahide ile mi yaşasam? Anne. Ne ne kadar çok yapardık bir ara. Elim bayağı bir alışmıştı benim buna. Kardeşlerim çok severdi. O zamanlar diyorum ya komşularımız hep Urfalılardı. Yaparlardı yapa ben gördüm, öğrendim. Hepsi başımı beklerdi böyle ayranı yaparlardı. Kardeşlerimden bahsediyorum. Bayılırlardı buna. Çekirdek, bir tane çekirdekçi. Hani ben yoğurayım, dur ben elime gideyim. Bilmiyorum ki sen yorunca iyi mi olur? Gerçi ben yorulmadım. Bunu yavaş şeye gitmiştim, Urfa'ya. Sıra gecesi oluyor ya. Adam 2 dakikada ortada yoğurdu. Hani onlar pratik ama. Pratik. İsim de yazdı, en çok hangi taraf geldiyse o gece. Grup geliyor ya. Bunu suya koydu da mı? Suya mı koydu?
Domates de koydum. Ne yaptı, pişti mi? Bir bak bakalım tadına tuzuna. Yine de sert. Sert olur. Ama tam kıvamı var ya. Ne? Bak. Acısı. Bu hemen. Yumurtada kıracak mı yumurta? Sen bilirsin. Sen nasıl dersin? Kırabiliriz. Böyle de yiyebilir. Şu ayağımı uzatacağım, kusura bakmayın. Şu, ay bulaştırdın mı sen? Biz Sari Almina'yı çağıralım da buraya. Anneye mi yurttun? Yok. Sofra bezini çekiyor önüme. Biraz daha domates suyu koyayım. Normal domates salçan yoktu senin herhalde, böyle tadını değiştiriyor ya. Kendi sana domates salçası yanlış getirmiş almış, biliyor musun? Bence de getir. Getireyim ben de. Oo, tat eksikliği var bunda, biliyor musun? Anladım, yok. Domates salçasını getirmiş sana. O zaman şu elinle de şunu iyice çek bakayım bana. Sofra bezi niye boyun aşağılara iniyor? Bizimle de ardı mı? Benden ötürü mü? Daha yavaş. Senden ötürü mü, benden ötürü mü? Benden ötürü. Önüme doğru dürüst almazsam sofra bezini, çekmezsem, kıytırık çekersem eğreti sofra bezi olacağı o. Zil çaldı. Kim gelebilir bilmiyorum. Deniz gelmez. Deniz 6:30'da gelir. Ama Abdullah Can gelebilir erken. Evet. Gelsin Abdullah Can. Gelirse problem değil. Anne bak, bir domates salçası. Kim geldi tahmini? Dur bakacağım annem şimdi. Basmadın mı zile? Bastım. Ha, bastı. Tamam, bu tat başka oluyor çünkü. Buna güzel tat veriyor domates salçası. Lezzetine az da olsa. Buna şimdi kimyon falan da koyuyorlar. Eskiden koymuyorlardı, öyle kimyon mimyon yoktu. Ne koyuyorlardı? Nane, pul biber, isot. Ha, azıcık da karabiber. Emir, azıcık da karabiber getir. Koyuyorduk az az hepsinden. Bakın, yapışmaya başladı. Bu yapışmaya döndü mü pişmeye başladı demektir. Biraz su yedi mi anne? He? Biraz su yedi mi? Bir damlacık. Sıcak su getirmiyor değil mi? Bakın, benim kalmamış şey. Boş ver o zaman. Vallahi kalmamış. O baharatın bir karışık baharatın var diyordu. Onu getireyim dur. Onun kokusu nasıl? Çok güzel. Azıcık o zaman at ondan. Tamam. Ha. Madem güzel, yakışır güzele. Daha var. Biraz daha var. Bak şunun kokusuna bak. Değişik bir koku değil mi? Tamam. Çok koymuyor. Bu da karışık hepsi zaten. Hepsi karışık. Evet. Evet, 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 evet. Bu da karışık hepsi. Zaten yorudukça şey olacak. Kuru kuru bulgur yemesinler. Vitamini bol olsun. Domates suyu. Abdullah Can mı geldi? Tek başına mı geldi? Erken geldin oğlum. Makine mi bozuldu dün?
Yemek mi yiyor? Yok ya, aç demiş ki. He, yiyip mi gelmiş? Ben biraz yürüyüm, sen şimdi acele etme. Domates de koydun. Tamam, o domatesi. Zaten normalde domates rendiriyorum yazın yaptım ben. Tabii canım, bol bol. Kışında domates suyu aynı şey. Ama çok güzel oldu kıvamı. Zaten önemli olan malzeme de o değil mi? Tabii canım. Yoğurmak önemli olan. Bak bakalım tadına. Şimdi tadı nasıl? Ya biraz şişmiştir herhalde. Çabuk şişmez öyle. Yediklerim de çabuk şişmiyor, rahat ol. Bekleyince bu şey oluyor. Değil mi? Bu tereyi, ayrı yumurtayı basacağım. Çok, çok güzel oluyor. Yapalım mı öyle? En son. Aynen öyle değil mi? He, ver o zaman onu dök. Onu dök. Maydanozlarla da yoğuruyor. Öyle yapacaksa. Sade yenmez çünkü bu. Böyle tereyağı yoksa da normal katı yağdan iyice de fokurdatacağım. İki de yumurta kır içine. Onu da iyice de pişireceksin. Tabii. He, en son. Urfa usulü mü oluyor? Yani? He, Urfa'nın. Tabii Urfa usulü. Ya yumurtalı yaparlar ya kıymalı. İkisi. Yani etli et dövüyorlar alı. Bazıları cevizi yapıyor bunlar herhalde. Artık kıyma şey olduğu için artık cevize döndü. Hani bizim yarına da kullanılacağı için mesela. Et olması etli değil ceviz. Tabii. Şeylerde normal satılan yerlerde de ceviz kullanılıyor. Artık evet yasaklandı ya. Çiğ et olduğu için. Zehirlenme yapabilir. O yüzden. Ben bir şey dedim. Sen burada kalmaya mı karar verdin ben de? Evet, ben burada kalmaya Almine'ye sordum. İstediğin kadar dedi. Aa yaptı, bir sevindi. Temelli kalayım gelmiş. Geldi mi arkadaşlar? Yani bir ora bir ora olmuyor yani. Bir yıl burada olsa, bir yıl orada olsa olabilir. İstediğin kadar kalabilir. Kovmazsanız kalayım ben bu sene burada. Aşk olsun ya. Şimdi onlar kalabalık olacak İstanbul'da. Çocuk da doğacak. Mesela şimdi dinlersin, ne diyorlar bunlar için. Ne diyorlar desin diye söylüyorum zaten. Tuzumu sakın koyma hiçbirine. Yok yok, tuzu bayağı çok güzel. Ben gördüm. He, tuz atmaya gerek yok. Ben yumurtasını kırayım şimdi, yok biraz daha yoracağım. Yok yok, kır. Kırayım mı? Kır. Ha, sıcak gelir. He, dökelim burada görsünler. Aha, ben tamam. Yoruyorum, devam ediyorum. O zaman hiç yormayacağım. Bence sen şunları da yavaş yavaş kaldırayım. Kaldır. Aha, tamam. Bir kıvırcık kalsın, o da kıvırcıkla yiyoruz ya. Bir de ayran yaparım mis gibi. Oh. Mis tane olsun. Allah bereket versin. Daha ne olacaksın? Bereket versin. Daha olmayanlar da versin. Amin. Ay birine gitmişti. Bize gelmişti. Şey dedi, ben size çok güzel dişçi güpte yapacağım. Ay hiç unutmuyorum. Şimdi bekliyoruz, çiğ köfte yapacak. Suyu koydu, bulguru attı suya. Anladım, bu çiğ köfte mi yapıyor, bulgur pilavı mı yapıyor? Ben de hakikaten biliyor bir şey zannettim. Bekliyorum. Hani tabii ki benden daha güzeli yapanlar var. Dedim herhalde değişik bir şey yapıyor. Hadi yine bak, inanın kırmadım biliyor musunuz? Olmamış da demedim. Az da olsa yedim. Ellerine sağlık dedim. Bana gelmiş. Ya benim çocuklar seviyor çiğ köfte. Birisi çiğ köfte yapıyor. Ne usulüyse. Geçen Yunus'un aklına geldi de öyle konuşuyoruz. Anne dedi, biliyor musun dedi, dedi. İsim vermiyorum ben. Sorma dedim ya. Bilmeden de dedim, biliyorum diye yapıyorlar. Mıhlama da olduğu gibi mıhlama uzayacak. Mıhlama mısır onu pişirdiği zaman, değil mi, peynirinden dolayı uzamayana mıhlama demezler. O zaten mısır ona peynir at ye pişirip. Ders mi çalışıyor kız? Herhalde mutfakta ders çalışıyor.
Valla salonu fazla kullanmıyoruz. Küçük odada oturuyoruz. Doğalgazı çok gelmesin diye. Orası daha çabuk ısınıyor. Bir de çocuklara gelip yara açmayayım. Dikkat ediyorum. Zaten ben pek üşümüyorum. Hırka elimde. Üşüdüm mü hırkamı takıyorum. Sizler iyisinizdir inşallah. Yeni yıla da cumartesi mi giriyoruz? Pazar günü mü yeni yılımız olacak? Yeni senemiz olacak. Allah'ım hayırlara vesile olur inşallah bu sene. Güzel gelir. Öyle niyet edelim. Öyle enerji verelim ki öyle gelsin. Diyorum akşam. Eyvah diyorum otobüslere. Taksilere geldi zam. Maaşlar zamlandı. Hemen rengi belli oldu. Bari bir sene de sadece maaşı zam yapsalar da başka şey yapmasalar ne güzel olur değil mi? Sadece insanlar rahat etsin. Ama tabii olmaz öyle. O zaman tekerleme nasıl dönecek ki? Evet, mantıklı değil. O zaman bakkal nasıl alacak şekerini? Marketçi nasıl alacak ham maddesini? O nasıl alacak? Evet. Bazen dümdüz konuşuyoruz ama bilmeden. Olmuş. İnanın ki olmuş. Sıtırdamıyor. Zaten sakız gibi yapışır. Ay şu eldiven de bu kenarda kaldı. Allah'tan Emine'ye hediye eldivenler geliyor da. Deniz bayılır bayılır. Şimdi gelirse onu ayırırız zaten. Tabağına güzel süslerim ben onu. Deniz'in sevdiği şeyler işte. Onunla damak tadımız çok birbirine benziyor Deniz Güney'le. Oldu mu anne? Anne getiriyor musun? Getir getir. Kaşıkla birlikte. Soluk soluğa kalmış gibi bir halim var gibi duruyor oradan ama hiç soluk soluğa kalmadım. Üşütünce böyle sanki burnum akıyor gibi veriyor. Çekiyorum ya. O da yanlış. Akmıyor çünkü. Evet. Devirebilirsin. Hop. Oldu o yağlı. Tamam. Bunu da iyicene pişirdi. Tamam. Tas getir bakalım Emine. Yani? Çiğ köfte koyacağım. Tas getir. Ne yapacağım? Şey, şekil yapıp servis tabağı istedim. Şöyle.
Ilık ılık. Çok güzel oluyor bu. Yemesi kolay. Gerçi yapması da kolay be. Yapması da güzel oluyor. Oh, yerde de yeriz güzel ayranla. Yıllar önceye gittim yine. Bir de bunun yanında taze nane, maydanoz. Güzel koyacaksın. Taze nanemiz yoktu. Olsun, olmasın. Kuruyu koyduk bize. Ne yapalım? Yani. Murat gitti mi? Ha, gitti mi? Dört tane bardak niye? Apo. Apo da var değil mi? Apo diye biri var bizde. Sen Apo'ya tabağını hazırla götür anne. Evet, tamam anne. Olandan hazırla çocuğa. Beklemesin o. Çocuklara kıyamam. Onlar önden yesinler. Kalanını biz yeriz zaten. Mis gibi yaptım valla. Ya mis gibi oldu. Sen de yumurta koyuyor musun? Denizde yaptın mı? Denize geçen yumurta koymadık biz. Niye? İstiyor konuşayım belki dedim hani. İstemez. Söyleme yumurtayı ona koyduğunu. Hep beraber yoğurduk ya biz. He. O yüzden yumurta koymadık ama çok güzel. Ceviz koysaydınız çekip. Ceviz de koymadık. Valla o yüzden. Sahiydi hocam. Niye olmasın? Hepsi aynı. Bir tek yumurta eksikti bizden. Ya ceviz koyacak. Tadı da harika oldu biliyor musun? He. Tadı da harika oldu. Aynı. Orucanın iyi olması. Ya sen de dönem gibi yapıyorum işte ben. He. Ben yoksa çiğ köfteyi nereden? Ben çocukluğumdan annemden gördüm bu çiğ köfteyi. Evet, Urfalılardan gördüm. Herkes birbirinden görüyor. Senin de bir kere annem bize yapar buluştuk. Bu doğru muymuş? Yani. Ama eskiden çok yapardım canım. Hafta sonları özellikle. Kesin bir daha verin bana. Ne olacak ya, ben hiç üşenmem yemek. Diyorum ya, ben yemek yapmaya bayılırım. Yeter ki elimde malzemem olsun. Gerisi kolay zaten. Ne var yemek yapmakta? Abdullah, çiğ köftenin tabağını hazırladın oğlum. Çiğ köfteni hazırladın. Vallahi bakıp tadına, tatlına bakmaz. Ay, bakmanızı isterdim. Gerçek oldu yani. Böyle kıtır kıtır değil yani. İyi yoğurdum kuvvetli. Dedim yoğuramam. Bayağıdır ne zamandır yoğurmadığım için. Bir dedim deneyeceğim yine. Uzun zamandır yapmıyorum. Çünkü bu kalabalık da yeniyor öyle. Asken yenmiyor ya. Kendi başına oturup da. Zaten insan üşenir. Gerçi ben üşenmem. Evet, işlem tamamdır. Çok şükür. Allah bereketini versin. Güzel Mevlam olmayanlara da versin. Her şey için aynı şey. Bu kadar canlarım. Bugün ne yapıyorsam zaten diyorum evdeyiz. Hava bayağı bir karardı. Rüzgarla bir yağmur mu geliyor, kar mı geliyor anlayamadım. Yine de bak bulaşmış şeylerimin her tarafına. Kaynar suyun altına gitmem lazım ki bileklerime kadar yıkayayım banyoda. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi esirgemeyi sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Burada ne yapıyorsam çekeceğim. Ne yiyorsam çekeceğim. Nereye gidiyorsam çekeceğim inşallah. Allah izin verirse. Emine sen kapatabilir misin? Tamam anne. Kollarım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah'a canlarım emanet olun. Benim. Görüşmek üzere. Desteklerinizi esirgemeyin.